30 yıldan uzun süredir faaliyette olan Adnan Oktar örgütü bir günde darmadağın oldu. Başta Adnan Oktar olmak üzere örgütün beyin takımı ve kilit isimleri gözaltında ifade veriyorlar. Şüpheli listesi bir hayli uzun. Tam 235 kişi var. İşte o listedeki en kritik isimler ve örgüt içindeki görevleri. Didem Ürel, Adnan Oktar'ın beyin takımının başıydı. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar'la beraber yaşıyordu. Örgüt içerisinde en mahrem bilgilere sahip 5 kişiden biriydi. Operasyon sabahı Adnan Oktar kaçmaya çalıştığında yanında Didem Ürel de vardı. Tarkan Yavaş, Adnan Oktar'a gölgesi kadar yakındı. Örgütün tüm sırlarına sahipti. Adnan Oktar'ın kara kutusu Tarkan Yavaş, operasyon sabahı Çengelköy'deki villadan kaçtı. Polis tarafından aranmaya devam ediyor. Babuna ailesi örgüt içerisinde fazlasıyla aktif. Operasyonda Babuna soy ismine sahip 6 kişi gözaltına alındı. Onlardan en önemlisi Oktar Babuna. Oktar Babuna örgütün yurt dışı lobi faaliyetlerini yönlendiren isim. Dolayısıyla uluslararası ajanlık suçlamasıyla ilgili anlatacağı çok şey var. Askeri casusluk mu yapıyorsunuz? Merve Büyükbayrak, yönetici bacı adı verilen çekirdek kadro içerisindeydi. Örgütün ana kasası Merve Büyükbayrak'ın kontrolündeydi. Yeliz Sucu, örgüt üyeleriyle Adnan Oktar arasındaki iletişimden sorumluydu. Para akışı ve itibarsızlaştırma kampanyalarında etkin rolü bulunuyordu. Aslı Efeoğlu, örgütün yönetici bacıları arasındaydı. Bacılar ve kız kardeşler olarak adlandırılan gruplardan sorumluydu. Gülgün Gökten, Kedicik olarak bilinen grup içinde Adnan Oktar'a en yakın olan isimdi. Öyle ki Adnan Oktar'la aynı odada kalıyordu. Aynı zamanda Adnan Oktar'ın tüm özel görüşmelerinde yanında bulunan tek isimdi. İbrahim Seral Köprülü, örgütün yönetildiği Çengelköy'deki villanın güvenliğinden sorumluydu. Aynı zamanda Adnan Oktar'la kardeşler grubu arasında köprüydü. Mehmet Ender Daban, örgütün yönetici kardeşler grubunun üyeleri arasındaydı. Şantaj kampanyalarının önemli aktörleri arasındaydı. Gerçekten yapabilir miyim? Ya bir deneyim. Halil Hilmi Müftüoğlu, daha çok hukuk kanalı üzerinden yürütülen iftira kampanyalarını yönlendiriyordu. Örgütün rüşvet trafiği ile ilgili çok şey biliyor. Sinem Acer tez yapar, yurt dışı lobi işlerinden sorumluydu. İsrail ve İtalya ile sağlam bağlantılara sahip. Adnan Oktar'ın derin uluslararası bağlantıları ile ilgili önemli bilgilere sahip. Ferhunde Eda Babuna, örgüt adına siyasiler, yargı ve nüfuzlu kişiler arasında kulis faaliyetleri yürütüyordu. Örgütün yurt içindeki derin bağlantıları da onun kontrolündeydi. Aylin Atmaca, örgütün yurt içindeki gizli bağlantılarını sağlayan isimlerdendi. Örgütün rüşvet çarkını yönlendiren isimler arasındaydı. Mert Sucu, örgütün silahlı yöneticileri arasındaydı. Yüklü miktarda paraların döndüğü paravan işlemlerin pek çoğunda onun imzası vardı. Bora Yıldız, örgütün turnike denilen sistemine kız kazandırma konusunda sorumlu yöneticiydi. Örgütün hukuk dışı para kazanma yöntemleri içerisinde son derece etkindi. Gökalp Barlan, örgütün yönetici kardeşler grubunda yer alıyordu. Mankenlik günlerinde örgüte katıldı. Son 20 yıldır Adnan Oktar'a en yakın isimler arasında. Örgüte yeni kızların katılması konusunda faaliyet yürütüyordu. Damla Pamir, Kedicikler olarak bilinen grubun önde gelen isimleri arasındaydı. Örgüte kazandırılan kızların ikna edilme sürecinde kilit rolü vardı. Saim Erdem Ertüz'ün örgütün turnike denilen sistemine kızların dahil edilmesinden sorumlu isimlerden biriydi. Örgüte muhalif kişiler hakkında yürütülen iftira kampanyalarında da rolü vardı. Ozan Suer, örgütün şantaj kampanyalarını yöneten en etkin isimdi. İnternet siteleri ve sosyal medya üzerinden yürütülen karalama kampanyaları Ozan Suer'in kontrolündeydi. Ferit Erdem Rahvancı, Adnan Oktar'la FETÖ arasındaki trafiğin kilit ismiydi.
17-25 Aralık sürecinde deşifre oldu. Bunun üzerine Adnan Oktar'ın talimatıyla Amerika'ya gönderildi ve halen orada yaşıyor. Efendim, bir şey söyleyecek